Türkiye'nin gözü dün Suudi Arabistan'daydı. Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa maçı için Riyad'da karşı karşıya gelecekti ama Süper Kupa süper krize dönüştü. Stada Atatürk tişörtleriyle ve Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma isteği reddedilince iki takım da sahaya çıkmama kararı aldı. Atatürk yasağına boyun eğmedi. Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanması beklenen final maçında maç başlamadı. Takımlar otellerinden çıkmadılar. Tribünlerde bekleyen taraftarlar da şu an tezahüratlarla yuhalıyorlar. Takımlar gelmedi. Gelmediler. Yok, gelmediler. Takımlar gelmedi mi? Gelmedi. Nerede bu? Taraftar Türkiye'nin en büyük derbisini izlemek için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki El Aval Park Stadı'na ilerlerken Galatasaray ve Fenerbahçe otellerinden ayrılmadı. Aylardır planlanan, son anda krize dönen Süper Kupa'da maçı yerinde izlemeye gidenler de şaşkınlığa uğradı önce. Karşılaşmanın iptal olma nedeni öğrenilince yüzlerce Galatasaray ve Fenerbahçeli de tepkisini gösterdi tribünlerde. Biz yine İstiklal Marşı'mızı söyleriz. Sonra da evimize döneriz yani. Evet. Tüm stat İstiklal Marşı söyledi. Fakat Suudi yönetimi buradaki İstiklal Marşı'nı durdurmak için müzik yayını yaptı. 29 Aralık saat 20.45'te oynanacaktı karşılaşma. Aylar öncesinden takımlar ve maçı organize eden Suudi yetkililer arasında protokol imzalanmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaştığı bilgiye göre o protokolde İstiklal Marşı okunması ve Türk bayrağı kullanılması yönünde de anlaşma sağlanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Suudi Arabistan yetkilileri, müsabakanın bir milli maçı olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır. Aslında binlerce kilometre uzaktan geldik ama eğer ki Mustafa Kemal Atatürk'ün yani tişörtte olmasına müsaade vermiyorlarsa gerçekten biz de çıkmayalım. Takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma isteği ve maç sırasında da yine Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma talebi reddedildi Suudi makamlar tarafından. Olağanüstü toplandı Türk makamlar. Önce Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun konakladığı otele gitti. Gerekli açıklama yapıldı, biz dönüyoruz. Yapılan görüşmelerde Suudi Arabistanlı yetkililer yapılan anlaşmayı gerekçe gösterdi, iki takımın talebini kabul etmedi. Fenerbahçe ve Galatasaray ülkeyi terk etme kararı aldı. Bence pek bir anlamı yok buraya gelmesinin.